Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur. Şimdi buradaki birinci boşluğa virgül getirilir. Bunun nedeni şudur. Kelimeleri sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulan nasıl sorusu sıfatı verir. Nasıl kelimeler? Yazılışları bir kelimeler. Burası bir sıfat grubu. Nasıl kelimeler? Anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeler. Burası da bir sıfat grubu. Yani bu söz öbekleri aynı görevde kullanıldı. Aynı görevde kullanılmış sözcüklerin ya da söz öbeklerinin arasında virgül kullanılır. Dolayısıyla birinci boşluğa da virgül gelir. Buradaki ikinci boşluğa ise iki nokta gelir. Bunun nedeni bu iki noktadan önceki cümle ile ilgili örneklerin iki noktadan sonra sıralanmış olması. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Dolayısıyla buraya iki nokta getirdik. Şimdi örneklerimize bakalım. Adem yokluk, Adem insanoğlu. Adet sayı, adet gelenek, alışkanlık. Alem bayrak, alem dünya evren. Şimdi gördüğünüz gibi burada söz grupları var. Aynı seslerle yazılan bunların kendi aralarında virgül olduğu için başka bir sözcüğe geçtiğimiz zaman artık arada virgül değil noktalı virgül kullanmalıyız. Dolayısıyla burada 3. ve 4. boşluklara noktalı virgül getirilir. Çünkü kelimeler burada değişti. Buradaki son boşluğa ise 3 nokta getirilir. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için. Dolayısıyla buraya da 3 noktayı getirdik. Şimdi buna göre bizim noktalama işaretlerimiz virgül, 2 nokta, noktalı virgül, noktalı virgül ve 3 nokta şeklinde sıralandı. Yani cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.